Herkese yeniden selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir doğadayım, hatta bir köydeyim. Arka planım bambaşka. Oturduğum mekan bir salıncak, yani hareket halinde bir yer. Yanımda bir inek, onu görmüyorsunuz ama muhtemelen sesini duyuyorsunuz, yani çan sesini duyuyorsunuz. Böyle bir bol oksijenli bir yerdeyim ve bu oksijenli yerde 6000 kupa olmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz oksijen çok fazla olduğu için ve bu klasör yönde çok fazla beyin gerektirdiği için bunun faydalı olabileceğini düşünüyorum ve bu yüzden 6000 kupaya köyde, doğada çıkmaya çalışacağım. Destem bu prenses ve prenses olan deste. Çünkü bununla daha önce 6000 kupa çıkmışlığım var, o yüzden bu desteği aldım. Şimdi karşıma MJ geldi, Mary Jane. Bakalım Mary Jane'de nasıl bir deste var. Umuyorum ki böyle lav tasası, balonlu ya da birincili bir deste gelmez. Çünkü felaket kulem yok. O yüzden onlar gelmezse yenerim diye düşünüyorum. Ya da golem. Baya bütün desteleri saydım yani, neyse. Şimdi acaba aynı desteden var kendisinde? Tomru attım ama. Beraber bakacağız. Evet. At bakayım tomrunu. Bir tık oraya fake attım. Yer mi? Yemedi ama çok beklediği için yemedi bence. Yoksa yerdi. Güzel. Bir tanesi vurdu. Normalde hiç hasar almadan. Bir şey diyeyim mi abi? Atak. Atak 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 atak. Hiç vakit kaybetmiyoruz çünkü. Çünkü. Karşımıza bize benzer bir rakip geldi. Varımızı yoğumuzu atacağız o yüzden. Tamam. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Elime bir tek buz ruhu gelse daha iyi olacaktı ama gelmedi maalesef. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ona. Dur, vurma sakın. Vurdu, bir tane vurdular. Neyse. Bu hangi deste? Bu şövalye yerine şey almış. Buz golemini almış. Felaket kulesini de sanıyorsam iskelet ordusunu almış. Garip bir bait deste yapmış. Ama iş yapıyor valla. Benden daha fazla vurdu. Yine de kazanabileceğimi düşünüyorum ben bu rakibi. Çünkü bende daha fazla oksijen, daha fazla açık hava var. O yüzden bence yenerim. Şimdi Tomruğunu fake atmasını sağlayacağız. Başka türlü alamayız bu rakibimizi. O yüzden şöyle geriden bir prens atayım. Birazcık prensle korkutalım rakibimizi. Bakalım bakalım bakalım. Tomruk atar mısın ona? Ne atıyorsun? Maçı salma ama. Abi adam internete gitti. Bakın ben köydeyim. Benim köydekine internetim gitmiyor. Adamın köyde internet kim bilir nerede internete gidiyor. Gerçi belki o da köydedir ya da daha farklı bir yerdedir. Neyse. Önemli değil. Ben zaten kupa kasacağım. Tamam, ilk maç çok iyiyiz oldu. Belki burayı kesmişimdir bile. Direkt ikinci maça geçtiysem şaşırmayın sakın. Neyse. Bu maçı kazandık. Hızlı olması iyi oldu bir yandan. 2 dakikada maç kazandık yani, kupa kas. 2 dakikada nasıl kupa kasılır? İşte böyle kasılır. Neyse arkadaşlar, evet. Kaç kupa olduk? 5980 küsur olacağız muhtemelen. Ne 80? 89 olduk. 90 diyecektim. 89 olduk. Yani demek oluyor ki şu anki maçı kazanırsak arkadaşlar 6000 kupa olacağız. Hem de köyde açık havada. Mükemmel değil mi? Karşıma Kembro geldi. Kembro. Ben bu ara sallanıyorum salınacaktı ama acaba kamerada nasıl gözüküyor? Kamera odaklanmıyorsa yandık yani. Neyse. Şimdi sevdiğim bir hata yapacağım daha rakibin destesini görmeden. Neden bilmiyorum. Fevri oynamak istedi canım. Oo, vazgeçtim. Vazgeçtim. Sağdan prens atalım. Biraz sakin oynayalım. Çünkü elinde ok varmış. Oklu rakibe karşı iyi oynamak lazım. Deste hızı çevirip goblin çetesiyle, goblin fıçısıyla almamız gerekiyor. Bu hangi deste acaba? Oraya ne atacaksın? Yarasa. Oo, evet, evet, evet. Yarasası varmış bu arada ama. Yarasaya... Prens şarjdan artık. Tamam, prens şarjlandıysa bu iş okey. Onu atmama gerek yokmuş abi. Yarasa, orada bir tane yarasa kaldı sandım. O yüzden onu yoldum ama neyse. Bekleyeceğim, o savunsun orayı bir şekilde. Valkür attı, güzel. Güzel. Prens vurur bu arada bir şey atmazsa. Hadi prens şarjlan. Şarjlansa vururdu. Şarjlanmadığı için vuramadı. Ama rakibimizin de sesini görmüş olduk bir yerde. Tamam, güzel. Hiçbir hasar almadan aldık. Patlama hasarı verdi sadece. O kadar olur. Yani prensesi yollayacağım ben. Çünkü yarasayı çevirmemiştir bence. Oraya bir kart arayacak mecburen. Mega'yı mı atıyorsun yoksa oraya? Tabii Starshore attı. Güzel güzel. Oraya binden daha fazla hasar vurduk oraya. Gayet iyi, gayet iyi. Oraya da bak, rakip fevri. Rakip fevri olduğu için bence bu rakibi yeneceğiz arkadaşlar. Yarasalar ölün bakayım. Bir tane yarasa kaldı. Ay, yine kalmıyormuş. Neyse olsun. Zaten o goblinlere ihtiyacımız olacaktı bir yerde. Onu da kullandı ya. Ah be. Azıcık hızlı atsam prens oraya şarjlanacaktı arkadaşlar. Neyse olsun. Oraya goblinlerin vurması da yeter. Yani prens şarjlansa orayı almıştık zaten. Eğer yani şundan dolayı. Nasıl diyeyim? Goblinlere odaklanacaktı kule.
O yüzden prensin canı gitmeyecekti. Ama olsun. E tamam. Rakip çok garip oynuyor arkadaşlar. Ben böyle giderse ben bunu çok rahat bir şekilde şey yaparım. 6000 kupa olurum yani. Oraya normalde roketlerdim ama acele etmiyoruz. Sakin oynuyoruz dediğim gibi. Arkadan bir prens. Çünkü oraya muhtemelen Mega Şövalye geriye koydu. Akıllanmış olsa gerek arkadaşlar. Evet. Dur. Dur. Hemen bir roket. En sevdiğim. Arkadan atılan şeye. Roket atmak. En sevdiğim. Onu bir şey diyeyim. Orada eritelim biz. Tamam. Olur. Hepsi olur. Hepsi olur. Merak etme. Hepsi olur. Tadından yenmez. Şöyle gel bakayım. Çok rahat bir şekilde 6000 kupa oluyor muyuz arkadaşlar? Hem de çok rahat bir şekilde. Şimdi buraya bir prenses. Buraya bir goblin fıçısı. Hatta gerek bile yok. Rakip anladı yenemeyeceğini. Tamam, çok rahat bir şekilde 6000 kupa olduk. Gayet güzel. Daha videomuz 6 dakika olmuş arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Güzel. Hemen bakıyoruz kupamıza. Hatta 6000'i geçeriz bu arada. Yani şey, devam ederiz. Daha fazla maç yaparız. 6018 olduk ve Usta 1 ligine çıktık. Eskiden burası şampiyondu. Katır geçti yandan. Eskiden burası Şampiyonlar Ligi'ydi ama artık Usta 1 Ligi. O yüzden devam ediyoruz. 6000 kupada maç atmaya devam edeceğiz. Güzel bir şekilde 6000 kupa olduk bu arada. Artık yenilsem de önemli değil. Şimdi orman arası geldi karşımıza. The Bolt One diye bir rakip geldi karşıma da. Kel olan sanırım bu. The Bolt One, kel olan adam anlamına geliyor. Ve karşıma fırın geldi. En sevmediğim rakip fırın geldi. Ve dedem geldi bir yandan da. Şimdi. Tomru'nu kullanması iyi oldu ama fırın oradan sürekli spamlıyor. Vallahi bilemedim abi. Prensi yollayacağım artık arkadan ama. İkisi de birbirine atladı. Pek bir işe yaramadı. Şöyle bir atalım bakalım. Ne var elinde? Hangi deste var? Bir görelim. Tamam. Bakın bir iksirlik buz ruhu da oraya tamamladı. Aldı götürdü hepsini. Ama yeneceğiz bir şekilde. Tamam. Ben okeyim arkadaşlar böyle hamlelere. Ona şunu arayacağım. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir çete. Bakın şöyle bir çete. Olur. Şöyle bir prenses. Ama goblin fıçısı gelmedi. 2x olsa gelmişti. Ben atarım fıçıyı bu arada. Tomrun kullandı çünkü. Oraya ben fıçımı atarım. Ama oraya 1 iksirlik şey atar ve 3 iksirlik goblin fıçımı mahveder. Böyle bir kart. Katır şimdi diğer tarafa geçiyor. Ha, atmış bizim atmış. Bizim at geçmiş az önce. Dedem almaya gitti şimdi. Evet, şövalye şöyle atalım. Atalım. Efendim dede. Aleyküm selam. Ne yapayım dede işte. Video çekiyorum YouTube'a. Torun iyidir dede, daha da iyidir dede. Dur alma onu. Hadi prenses vur, prenses vur, prenses. Vur artık prenses. Şimdi Tomru'nu kullandı. Hatta oraya sanıyorsam şey attı. Dur bir dakika, şöyle bir şey yapacağız ona. Gel bakayım Tomruk. Tomru'nun döndü mü? Döndü ya, yine de hızlı hızlı çevirdi abi. Fırın falan spamladı. Sıkıntı oldu vallahi. Dur. Ne atacağımı bilemedim. Durun orada. Adam şeye dönüyor. Şöyle bir tane fake atıyorum. Yer mi yer? Abi bu fırın ateş alev ruhu benim şeyim oldu yani. Ne derler ona? Lanetim oldu ya. Gerçekten sıkıntı yani bu bait desteğe karşı. Net şu an 1700'e kadar indirdi orayı. Bakın hiçbir şey yapmadan 1700'e kadar indirdi. Yani ben buraya ne atsam da gidiyor abi. Fayda yok. Bu maç good game, well played. Salıyorum bu maçı, alsın götürsün. Hiç vakit kaybına gerek yok. Alsın. Vallahi uğraşılmıyor arkadaşlar. Zaten 6000'e çıktık. Evet, aha. Yes. Evet, bol oksijen burada işe yaramadı. Çünkü fırın o kadar OP bir kart. Hatta fırını geçtim. Alev ruhunun kendisi OP bir kart. O yüzden bu maçı saldım arkadaşlar. Çok da güzel bir manidar bir kupa aldık. Kupa düştük gördüğünüz gibi. Neyse 6000 olduk. Şurada yeni bir tane mücadele var, ona giriyorum. Bakın. Videomuz 10 dakika olmuş zaten. Girdim yeni mücadele hızlıca. Garip bir mücadele bu arada ama.
oynayacağız. Ben pek sevmiyorum bu mücadeleyi. Hatta az önce bu hangi mücadele diye bir bakayım benim soygun mücadelesini unutmuşum. Onu görünce yendim ama yani direkt bıraktım yani. Ben çünkü bu çok fazla sevmediğim bir mücadele ama oynayalım abi bakalım. Belki oynamamı isteyenler vardır aranızda çünkü. Hem de oynamış olalım. Evet. Yani arkadan bir dev goblin'i bırakalım. Normal saldırırmışçasına. Mega'yı şununla savunuruz. Bununla da savunuruz. Hepsi de savunabiliriz. Sıkıntı yok. Hepsi kolay. Tamam. Tamam. Ona da tamam. Hepsine tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. İskelet ordusu güzel bir kart. Şimdi fark ettim. Mezarlık. Çünkü burada kule hasar vurmadığı için ben ona göre seçtim. Aslında yanlış yaptık. Aa dur. Onlar o kadar niye vuruyor ki? Durun bakayım. Bir tanesi şey oldu. Şimdi o bu arada bize bayağı fazla vurmuş. Şimdi ona şöyle bir şey yapacağım. Dur bir dakika. 2 hisse geçsek çok daha iyi olacak ama. Omega eğer eritirsek. Gayet güzel olur. Şu an acaba gözüküyor muyum? Fişekçi kızartmak istedi madenciyi de yanlış yere attı. O yüzden daha iyi oldu. Onu da ona kullandın. O çevirmeden benim çevirmem lazım desteği ki bir işe yarasın. Ama çeviremiyorum bir türlü. Dönmüyor. Şöyle yapalım. Onu savunalım en azından. Dur. Ölmeyi. Tamam ölmedi. Uçan makine hayatta kaldı. Gayet hoş. Şuraya bir dev goblin koyalım. Hadi kar topu. Alın o goblinlere. Alın onu. Tamam güzel. Gayet güzel. Şimdi buraya prens atması lazım. Prens atamadı bir türlü. Yoksa maçı saldım yok salmadı. Maçı salamıyor yani. Salmaktan ziyade. Maçı salamıyor kendisi. Dur. Fişekçi kızı öldürtmeyelim abi. Fişekçi kızımız önemli çünkü burada. Ve artık kraliyet devini soldan koymanın vakti geldi. Ona prens atacaktır muhtemelen. Aynen öyle. Şöyle uçan makineyle destekleriz onu. Dur. Ah be. Neyse olsun. Fail attık. Bayağı bir fail attık hem de. Dur koyamadım. Dur. Aman diyeyim. Abi iskelet. Mezarlık daha doğrusu. Sıkıntı bir kart. Orada onu attın. Güzel. Şimdi ben geliyorum bakalım. 200 canı kaldı kendisinin. Dur bir dakika. Aman diyeyim. Buraya gel. Ama oraya gelirsin değil mi? Onu neden görmedi abi? Alacak. Prens orayı net alır. Hiç affetmeden alır yani prens orayı. Ben dedim size. Yani oksijen bitti herhalde. Bütün oksijeni az önceki 6000'de aldım. 6000'de bütün oksijeni tükettim. Daha fazla kalmadı herhalde arkadaşlar. Evet. Videomuz da kısa olmuş aslında. Kısa bir video mu atsam? Ne yapsam? Hep 20 dakikalık video atıyorum. Ama siz de 20 dakikalık video istiyorsunuz ki uzun zamandır da atmayınca doğal olarak 20 dakika atmak lazım. Evet. Vallahi güzel bir deste aldık ha arkadaşlar. Burada da slasher gider bence. Elektrodev mahveder orayı ben size söyleyeyim. Çünkü hem savunacaktır hem atak yapacaktır. Güzel bir deste aldık. Krotz geldi karşıma. Bakalım Krotz. Şöyle yavaştan başlayalım dedik. Rakibimiz hızlı çıktı. Hem de terse koyduk maalesef. Şimdi ona ben ne yapacağım abi? Ona şöyle bir şey yapacağım. Yani tamam. Şimdi o eğer ölürse Valkür tadından yenmez ki öldü. Oraya bayağı da kart harcadı kendisi. Ona şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan Hadus'u yolladım. Olur. O da olur. Hepsi olur. Evzor'u alırız ama eğer savunmazsa. O şey mi düşündü?
İskeletleri ben savunmamda iskelet ordusu alırım diye düşündüm sanırsam. Abi oraya çok deli çalışıyorlar. 3000'e kadar indirdik orayı. Şey de vuruyor. Koç bincisi hala vuruyor. O zaman bir koç bincisi atalım şuraya. Tadından yenmesin. 1200'e kadar indirdi bu arada ana kulesini. 1000'e indirdi. 800'e indirdi. Alıyor yani. Direkt alıyor. Ve tamam bu maçı kazandık. Güzel. Oksijen tekrar geri dolmaya başladı demek ki. Tekrar devam edeceğim. Bu arada ben salıncakla sallıyorum bir anda. Daldım gittim ama kamerada nasıl gözüküyor hiçbir fikrim yok. Editte göreceğim artık kendim. Bir tane anahtar aldık. Bu arada bu ne? Aa, envanter dolu diyor. O zaman bir dakika şöyle bir şey yapalım hemen. Şunu açalım bir. Şuradan bize 1018 mi geldi? Buna normalde 10.000'e kadar çıkıyor. Bana 1018 mi geldi? Neyse şunu anahtarla açacağım. Kullan diyelim. Kullandık. Buradan bize 624 altın geldi vesaire bir sürü şey geldi. Böcek gelme yanıma. Bir de abi kocaman bir tane böcek var bana yapışıyor. Bir de biz ne alacaktık? Yani şuradan da şunu alalım. Tamam. 10 tane tekrardan doldu. Videomuz ne kadar oldu? Video bu seferlik bence kısa olsun. Ben size bir video daha çekerim. Daha uzun uzun bol kupa kasmalı. Gönlü isterdik şunu 5000, 6000 kupada bırakalım. Ama olmadı. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda umarım ki daha uzun olur. Böyle daha bol bol kupa kasarız. 6000'lere geçeriz ve 6300'e çıkarız. Yani bayağıdır da video atmadık bu arada. Özlemişim Clash Royale'i ve böyle direkt farklı bir ortamda atmak istedim. Ve 6000 kupaya çıkmak istedim. Mücadele birazcık daha güzel olsaydı emin olun mücadele oynamaya devam ederdim. Ama mücadele o kadar güzel bir mücadele değil bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Eğer ki mücadele sevenler varsa yazsınlar, sevmeyenler varsa da yazsınlar. Yani fikirlerinizi belledin kısacası. Neyse ben daha fazla sallamayayım salıncakta ve videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. İyi günler ve hoşça kalın ve bay bay.